hadi buraya müdahale edelim. Aman şimdi bütün her şeyi bir kenara bırakalım, bu müdahaleler önemli, el kaldıralım derseniz sonuçları bu oluyor. Bu çizgiyi biraz terk etmemiz, dünyada barış, ülkede barış çizgisine geri dönmemiz gerekiyor, bu bir. İkinci nokta şu, yani mülteci hakları temel insan hakkıdır. Bir gün herkes mülteci olabilir. Bizim ülkemizde de bakın silahlanma tartışılıyor değil mi? Kayıp silahlar tartışılıyor, senaryolar tartışılıyor, ülkenin geleceğine dair endişeler var, beyin göçü var. Yani ülkemizden giden ve mülteci olan insanlar var, gençler var. Yani bir gün herkes mülteci olabilir. Mültecilik temel bir evrensel hak, temel insan hakkı, sendika hakkı gibi, çalışma hakkı gibi, dernek kurma, siyaset yapma hakkı gibi, eğitim görme, yurttaşlık hakkı gibi bir şey bu. 1951'de imzalanmış bir Cenevre Sözleşmesi'nden bakıyoruz. Eğer siz bunu yok sayarsanız, mültecilere misafir derseniz, 10 yıldır Türkiye'de mülteci statüsü bekleyen insanlara bunu vermeyen iktidarın diliyle, ya biz de misafir diyoruz, ilk seçimde bunları iktidarı göndereceğiz, bunları da evine göndereceğiz derseniz, bu sosyolojik olarak gerçeklik değil. Bakın Türkiye'de her gün 500 bebek doğuyor Suriyeli ve bugüne kadar Türkiye'de doğan ve büyüyen çocuk sayısı 600 bini geçti, 700 bine geliyor. 1 milyona yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Bu çocuklar Trabzonlu, İstanbullu, İzmirli, Suriye'yi hiç görmemiş. Suriye'ye gitmek istemiyor bu çocuklar. Ben konuşuyorum, anneleri babaları diyor ki bir gün geri dönme imkanı olursa çocuklar gelmeyecek, ailelerimiz parçalanacak, en çok bundan korkuyoruz. Sosyolojik bir gerçek bu. Almanya'da da ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakların çocuklar geri dönmek istemiyor Türkiye'ye. Bu işin doğasında var. Biz dönenler için güvenli geçiş yollarını bulmalıyız ama bir şekilde yeni jenerasyon ve kalanlar içinde bir arada nasıl yaşayabiliriz? Şu AKP'nin yapmadığı, gerçekten altyapısı olan, insanların birbirini anlayacağı sağlıklı bir mülteci politikası, bir arada yaşam politikasını nasıl uygulayacağız? Buna bakmak lazım. Ben sosyal demokrat arkadaşlar içerisinde de böyle düşünen insanlar olduğunu biliyorum. Hiçbir tartışmanın yapıcı ve ilerletici olacağını düşünüyorum. Şu dilden de kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum son olarak. Yani sosyal medya çok ajitatif. Yani bilgileri doğrulatmadan her olaya böyle balıklama girip bir öfke patlamasının nedeni olmamalı insanlar. Buna dikkat etmeli, teyit etmeli bütün bilgiyi. İkincisi de her toplumsal reaksiyona ırkçı falan diye yaklaşmamak lazım. Bu da doğru değil. Çünkü insanlar işsiz, insanlar yoksul, insanlar aç ve insanlar AKP'nin dış politikasında, mülteci politikasında beğenmiyorlar. Bunda da haklılar. Bu tartışmaları iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani sadece mülteci haklarını savunmak adına yerli halkın bütün duygularını yok saymak doğru değil. Yerli halkın oylarını almak adına mülteci haklarını yok saymak da doğru değil. Şöyle bitireyim bu sorunuzu. Çözüm çift anahtarlı. Yani hem Türkiye halkıyla beraber mağdur, çünkü onlar da mağdur, bir tartışma yapılarak bir çıkış bulunabilir. Hem de gelen göçmenler, anahtarın biri de o. Onlarla tartışarak birlikte bir çözüm bulunabilir. Bir taraftan bir tarafını tutarak değil, iki taraflı bir çözümü düşünmemiz gerekir. Bu çift anahtar sözünüz çok önemliydi. Oradan devam edeceğim size veda etmeden. Entegrasyon nasıl olmalı? Öyle sorayım size. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bir kere acilen Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal olması lazım. Türkiye şu an Avrupa Birliği'nin göçmen deposu. Bu oldukça biz entegrasyonu tartışamayız. Niye canım? Yani dünya da alsın mültecileri. Niye Türkiye alıyor sadece? Bu imzaya kim imza attı bu anlaşmayı? AKP anlaşmaya imza attı. Bu Türkiye halkının anlaşması da değil. Bunun iptal edilmesi lazım. Ayrıca şunu belirtmem gerekiyor. Yani çalışma izninin yabancılar için çıkartılması lazım ve bunun düzgün olması lazım. Bakın iş kanununu açtım ben, inceledim. Entegrasyonla ilgili bu vereceğim örnek. İş kanununda yabancı işçiler için çalışma izni konmuş. Güzel. Ama bir madde konmuş ki Afganistanlıları çok yakından ilgilendiriyor. Açsın baksın bütün izleyiciler. Bütün yabancıların çalışma izin hakkı vardır diyor. Bir tek tarım işçilerinin yoktur diyor. Tarımda çalışacak göçmenlerin. Eğer onları çalıştıracak işverenler ve toprak sahipleri valiliklerden muafiyet belgesi alırlarsa, yani başvurabilirler, muafiyet belgesi alabilirler. İstediği sayıda tarım işçisini sigorta yapmadan kayıt dışı çalıştırabilir diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani modern kölelik nasıl yasalarımıza girer? Sigortasız işçi çalıştırmak Türkiye'de yasak. Siz böyle bir kanun getirirseniz, böyle bir yasa getirirseniz, bu sınırdan geçen on binlerce, yüz binlerce Afgan sigortasız tabii ki çalıştırılır. Böyle entegrasyon konuşulabilir mi? Entegrasyonun baş ayağı çalışma izninin çıkarılması. Şöyle bir örnekle bitireyim sorunuzu. Bakın, ben Almanya'da bir panele katıldım. Profesör Herbade diye çok önemli bir otorite, Alman bir akademisyen göç çalışıyor. Yani Türkiye'lilerin Almanya'ya göçünü çalışan bir profesör. Almanya göçünü çalışıyor. Ben de Suriyeliler meselesini anlatıyorum Türkiye'de. Ne dedi biliyor musunuz? Biz 40 yıldır yanlış bir şey yaptık Almanya'da. O da şu: hep gelen Türkiye'lileri Almanya'ya entegre etmeyi düşündük. Bunlar nasıl Almanca öğrenir? Bunlar nasıl Alman toplumu gibi giyinir, kuşanır? Bunlar nasıl Alman toplumu gibi vesaire. Biz Almanya toplumunu gelen Türkiye'lilere karşı eğitmedik, entegre etmedik dedi. Yani entegrasyon önce yerli topluluklarda olmalı, karşılıklı olmalı, karşılıklı entegrasyon olmalı. Şimdi AKP ne yaptı? Sınırları açtı, hadi buyurun içeri dedi. Türkiye'nin 82 vilayetinde şu an insanlar var ve bunlar hiç hazırlanmadan göçe, dil bilmeden, yol bilmeden salındı şehirlerin içerisine. O şehirlerdeki insanlar da kimlerle yaşayacağını bilmiyor. Yani altyapısı olmayan, saçma sapan, krize neden olan bir şey uyguladı, bir politika uyguladı AK Parti iktidarı. Bu politikanın artık sonuna geldik. Yeni bir politika gerekiyor. Bu nedir? Her iki toplumu da, bir mahallede olabilir, bir kentte, kasabada olabilir, bir arada yaşayacak iki toplumu da eğitmek, birbiriyle kaynaştırmak, onlara Türkçeyi çok iyi öğretmek, ama Arapça konuşabilmelerini de sağlamak vesaire. Bunu yapmamız lazım. Yoksa bakın, çok büyük bir kayıp kuşak geliyor. Yani biraz önce örneğini verdim. 600 bin çocuk Türkiye'de doğdu. Bu çocukların çoğu eğitime hakkını var ama eğitime katılamıyor, çalışmak zorundalar. Birçoğu istismar ediliyor. Çetelerin eline düşüyor, şebekelerin eline düşüyor. Yani organize suç örgütlerin eline düşüyor. Bakın, ben defalarca yazdım. Sağ olsun CHP'li milletvekilleri de, HDP'li milletvekilleri de bu yazılardan yola çıkarak mecliste soru önergesi verdiler. Buradan sizin kanalınızla da bir kez daha sormuş olayım. Entegrasyonu konuşacaksak sorum şu: Türkiye'de 10 yılda kaç tane çocuk, mülteci çocuk kayboldu? Bunun sayısını bilmiyoruz. Hükümet bir türlü bunu açıklamıyor. Bakın, Avrupa Polis Örgütü Europol 2016 yılında bunu açıkladı, biliyor musunuz? 10 bin çocuk kaybolmuş Avrupa'da, Suriyeli çocuk. Şimdi Türkiye'de 4 milyon kişi varsa çok daha fazla sayıda. Bunlar şebekelerin, organ mafyasının vesairenin elinde, organize suç örgütleri yönlendiriyor. Biz buralardan başlamalıyız, çocuklardan başlamalıyız. Yoksa bu hem kendileri için hem gelecekte beraber yaşayacaklar.